basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım, saygıdeğer TÜBİTAK Başkanı, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü, aramıza katılan tüm kıymetli rektörlerimiz, değerli katılımcılar. Ben Merve Akıncı, 5. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı'na hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kıymetli konuklar, öncelikle sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş Türk büyüklerimiz adına saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Kutup Bilimleri Çalıştayı her yıl hem Kuzey Kutbu hem de Güney Kutbu'nda çeşitli bilimsel çalışmalar gerçekleştiren ve gerçekleştirmek isteyen araştırmacıları bir araya getiriyor. İlk iki çalıştay 2017 ve 2018 İTÜ Polre koordinasyonunda gerçekleştirilmiş olup çalıştayın üçüncüsü ise ODTÜ ev sahipliğinde ve dördüncüsü de TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi kare koordinasyonunda çevrim içi gerçekleştirilmiştir. Bu yıl Gebze Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan çalıştayımızın açılış konuşmalarını yapmak üzere TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Sayın Burcu Özsoy'un kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Sayın Bakanım, kıymetli protokol, saygıdeğer katılımcılar, sevgili öğrencilerimiz. 5. Ulusal Kutup Araştırmaları Çalıştayı'na hoş geldiniz. Sayın Bakanım, yüksek müsaadelerinizle ben doğada, dünyada iklim ve kutupta iklim konulu sunumumu gerçekleştireceğim. Ve yüksek müsaadenizle seyyar olacağım. Bugün sanırım çok net bir şekilde kutup provası yapıyoruz İstanbul'da, Kocaeli'nde. Hava durumuna bakarak çıktık evlerimizden, okullarımız iptal oldu, çocuklarımızı evlerde tutmaya gayret ettik. Bu programı biz kutuplarda her gün, her daim, her saat yapmak zorundayız. Aslında biz hakikaten kutuplardaki yaşantının bir provasını şu an hep beraber yaşamaktayız. Ben size çok önemli bir akıntı düzenini aktarmak istiyorum. Bu aslında damarlarımızda akan kan gibi dünyanın etrafında çevreleyen büyük akıntıyı göstermekte. Bu büyük akıntı aslında bizim için çok bir önemi yok gibi görünse de bizim bütün iklim düzenimizi kurgulayan ve devamlılığını sağlayan akıntıdır. Kuzeye baktığımızda bir okyanus, Arktik Okyanusu'na bakıyoruz.
Güneye baktığımızda Antarktika kıtasına bakıyoruz. Ve kuzeyde oluşan deniz buzları, onu da çok basit bir şekilde anlatmak gerekirse, buzlanma olduğunda, kar yağdığında belediyelerimiz yolları tuzladığında o tuzu eritmek, buzu eritmek için tuzlarlar. Aynı şekilde kuzeyde deniz buzları, ki Türkiye'nin yaklaşık 30 kat büyüklüğündeki bir alan deniz buzuyla donduğunda tuz bünyesinde barınamayıp tuz salınır ve salınarak akıntıları başlatır. İşte yukarıdaki Türkiye'nin 30 kat büyüklüğündeki bu deniz buzu sayesinde tuzun salınımıyla başlayan akıntı güneye Antarktika'ya iner ve Antarktika'dan beslenerek ekvatora gelir. Ekvatorda ısınıp yüzeye çıkar ve döngüsünü tamamlar. Dünyanın can damarlarıdır akıntılar. Ve bu akıntı kuzeyde bıraktığınız herhangi bir obje 1000 yılda tamamlar yukarıdan aşağı doğru bütün yolculuğunu. Bu akıntılar, onu da çok basit bir örnekle anlatmak gerekirse, çay bardağını aldığımızda kaşıkla karıştırıp o sıcaklığını azaltmaya çalışırız. Aynı şekilde okyanuslardaki o sıcaklığı, dünyaya giren güneşleri absorbe eden okyanusların sıcaklığını bu akıntı dibe çökerken atmosfere verir ve atmosferin soğuk hava tabakasının tam altında bize bir yaşam alanı oluşturur. Yani biz aslında bu akıntılar sayesinde atmosferin soğuk hava etkisinde kalmayıp iklimleri ve mevsimleri yaşıyoruz. Maalesef ki kuzeydeki deniz buzları şu anda 1/3 erimiş durumda. Ve eriyen buzlardan akıntı bilimsel olarak ortaya konmuş ve yavaşlamış durumda. Bu sebeple biz tam arka bahçemizdeki bu ekstremleri yaşıyoruz. Yani iklim tam döngüsünü artık sağlayamıyor. Kuzeye, Arktik Okyanusu'na baktığımızda çevresinde ülkeler var. Deniz buzu eriyor, 1/3 yok oldu. Yok olan 1/3 iklimsel dengenin bozulmasına sebebiyet verdi. Ama bu sefer de kuzey ülkelerinin stratejik olarak kullandığı açılan rotaları bize sunmaya başladı. Ve yaklaşık olarak kuzey rotasını kullanan gemiler güneyden gittiklerinde %50 zaman, insan kaynağı ve yakıtı daha az kullanıyor. Aslında burada eriyen deniz buzu bir anlamda iklimimizi çok kötü etkilerken, bir anlamda da ufak da olsa kullanılan yakıtın, insan kaynağının ve gemi ticaret yollarının daha kısalmasına sebebiyet verdi ki bu da ister istemez kuzeyde Rusya'nın, Kanada'nın, Amerika'nın ve Kuzey Avrupa ülkelerinin çok ciddi jeostratejik ve jeopolitik rekabetin ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Uydulardan baktığımızda, uydu görüntülerden kuzey bölgesine, kuzeydeki deniz buzuna baktığımızda ki Türkiye'nin tam 30 katı büyüklüğünde demiştim ve bu buz sayesinde donduğu anda tuzlu salınımı oluşuyor. Tuz salınımıyla akıntılar, akıntılar sayesinde de okyanusların ısısı atmosfere giderek bizim yaşam alanımız oluşurken baktığımız anda Mart ayı, kışın bitimi ve yazın bitimi olarak baktığımızda ve 1979-2019 yılları arasına baktığımızda Eylül ayında yaklaşık 4 milyon kilometre kare, 4 Türkiye alanı kadar deniz buzunun tamamıyla yok olduğu 1979'dan, diğer Mart ayına baktığımızda da yaklaşık 2 milyon kilometre kare, 2 Türkiye kadar deniz buzunun yok olduğunu görüyoruz ki bu buzlar bizim hakikaten mevsimlerimizi oluşturuyor. Onun için şu an biz hem arka bahçemizde bu sıkıntıları yaşıyoruz hem de yaşadığımız 4 mevsim olayı 4'ten şu an 2,5, 3 mevsime maalesef ki inmiş durumda. Sadece kuzeye yine uydulardan baktığımızda
kalın buzlar koyu beyazla görünürken, açık buz yeni oluşmuş buzlar daha açık renkte görünürken, 1980'lerden başlattığımız deniz buzunun yaz kış erime ve donma oranlarını görürken, burada bizi en çok dikkatimizi çeken ilk yıllık donmuş buz daha çabuk erir, çok yıllık kalın buzlar koyu beyaz alanın daha uzun zamanda erimesi beklenir ama sizlerin de şahit olduğu gibi uydu görüntülerinden artık kalın buzlarda çok ciddi şekilde azalmış ve bu bizi bilimsel yayınlarda özellikle iklim panellerindeki senaryolarda görünen en kötü senaryoda 2100 yılının tamamıyla deniz buzsuz kalacağı bilgisi makalelerde görünüyor. İyi senaryolarda var. Onun için zaten Paris Anlaşması'yla önlemler alınıyor ve gördüğünüz gibi eski buzlardan artık eser kalmadı. Yıllık buzlar oluşuyor ki bu akıntının temelidir ve bizim o can damarı akıntıya, mevsimlerimizin oluşması için bu deniz buzuna bizim ihtiyacımız var. Yıl 2015-2016 neredeyse kalın buzlardan eser kalmadı. Antarktika'ya güneye indiğimizde, Antarktika tabii hep enleriyle karşımıza çıkıyor. Beşinci büyük kıtası, Güney Okyanusu'yla çevrili, çok özür diliyorum. Basmış oldum. Güney Okyanusu'yla çevrili, yine Türkiye'nin tam 30 kat büyüklüğündeki bir alana bakıyoruz. Hem karasal alana hem de deniz alanında 30 tane Türkiye bir araya geliyor. Üzerinde yerli halkı yok, hiçbir dünya ülkesine ait değil. En büyük çölü, çünkü yağış miktarı az, en kurak yeri, en soğuk, en rüzgarlı yeri ve yine baktığımızda dünyadaki buzların yaklaşık %90'ı, ki su kıtlığı bütün dünyayı etkisi altına alacak, tatlı suyun %70'i karasal buzullarda Antarktika'da. Hakikaten dünyanın kara kutusu, gezegenin kara kutusu olarak değerlendirdiğimiz Antarktika ile ilgili yapılan çalışmalar çok kıymetli. Ama Antarktika'ya baktığımızda kuzey gibi eriyor mu diye baktığımızda çok ilginçtir ki Türkiye'nin 30 kat büyüklüğündeki alan, karasal alan, deniz buzu alanı tam 30 kat büyüklükte oluyor. Çok ilginç, 1979-2019 yıllarında yoğun buharlaşmadan aldığı yoğun yağışla, en kurak yeri dedik ama yüz ölçümüne bağlı olarak en kurak yeri dedik. Gördüğünüz gibi genel eksende çok büyük azalma ve artış söz konusu değil. Bölgesel olarak azalmalar var. Bizim özellikle seferlerimizi yaptığımız alanda çok ciddi erimeler mevcutken diğer sektörlerde artış görüldüğü için Antarktika genelinde artıyor gibi görünüyor. Peki buradaki özellikle bizim Antarktika'da bilim insanlarının yaptığı çalışmalar, aldığı buz karotlarından ne görüyoruz ki biz burada en temelde sıcaklık ve karbondioksit miktarını muhakkak konuşuyoruz iklim değişikliğinde. Özellikle Antarktika'dan alınmış 4000 metre yüksekliğinde, 4 kilometre yüksekliğinde karasal buzullar var. Şu ana kadar 3000 metreye kadar derine inilmiş durumda. 3000 metrenin en tabanından alınan bir kesit, buz kesiti laboratuvarda incelendiğinde bizi yaklaşık 800 bin yıl öteye götürüyor, geçmişe götürüyor. Ve bu geçmişte baktığımızda sıcaklık değerlerini ve karbondioksit değerlerini görüyoruz. Karbondioksit değerleri 800 bin yıl önce 200 ile 250 part per million dediğimiz ppm değeri, ki bu bizim, ben bu birimi çok bir kenara bırakalım diyorum. Derslerimde de her daim diyorum ki 200 birimlik bir battaniye, bu 200 birimlik battaniye olmuş şimdi bizim bugün değerleri ölçtüğümüzde 413 mertebelerinde. Yani bizim atmosferimizde geçmişten bu yana geldiğimizde iki katına çıkmış bir battaniye kalınlığı ister istemez dünyaya giren güneş ışınları girip çıkmak istediğinde çıkmasını engelleyen bir tabaka oluşturuyor ki o da bizim tam karşılaştırdığımızdaki karbondioksit miktarı ve ısı ile ilgili baktığımızda tam birbiriyle örtüştüğünü görüyoruz. Karbondioksit ve neden okyanuslarımız önemli? İnsan bedeninin yaklaşık 1/3 sularla kaplı
dünya bedeninin de üçte ikisi yaklaşık sularla kaplı. Yani ister istemez dünya bedenimizde herhangi bir kesik olduğunda, kanadığında canımız orada deriz, canımız acır, müdahale ederiz. Aynı şey ve o acı veya herhangi bir hastalık bütün bedeni etkiler. Aynısı dünya için de geçerli. Bir yerinde olan bir sıkıntı diğer taraflarda da muhakkak etkilemekte. Ve okyanuslarımızın şöyle bir özelliği var ki dünyanın %50 karbondioksitini absorbe ediyor ve aynı zamanda %70 de dünyaya giren sıcaklıkları absorbe ediyor. İster istemez bu sıcaklıklar özellikle karbondioksit miktarıyla dünyada hapsolmuş ısılar daha çok denizlerde absorbe olup bu sefer denizle atmosfer arasındaki ısı farkı değiştiğinde de bugün yaşadığımız gibi fırtınaları hep beraber yaşıyor oluyoruz. Bu sebeple iklim değişikliği paneli, IPCC'de hükümetler arası ısınmanın 1,5 ve ötesinde devam ettiği ile ilgili yayınlar yayınlandı. Paris Anlaşması'nın özellikle temel hedefleri 2 derecenin altında tutmayı hedefleyip 2030'a kadar emisyonların yarıya indirilmesi, 2050 yılında sıfırlanması gibi kararlar alınmış durumda. İklim değişikliğine yanıt vermek için de doğaya uyum, iklim değişikliğinin sınırlandırılması için de sera gazı emisyonlarının azaltılması, rüzgar ve güneşin de çok daha yoğun bir şekilde kullanılması ihtiyacı ortaya geliyor. Son olarak da ben size Antarktika seferlerimizden kısaca bahsetmek istiyorum ve mavi kutucukla işaretlediğim Antarktika kıtasının mavi alanına biz seferlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu seferler helikopter, uçak, gemi, botlar gibi çok çeşitli taşıt araçlarıyla yoğun bir lojistikle sağlanıyor. Bu güzergah bizim rotamızı göstermekte, gemi üzerinde aldığımız rotamızı göstermekte. Çok kıymetli bilimsel çalışmalarımızı Türkiye'nin dört bir yanından bilim insanları dahil olarak sahada gerçekleştiriyorlar. Bu operasyonlar hem canlı bilimleri, hem sosyal bilimler, hem yer bilimleri, hem de canlı bilimleri şeklinde sıralanabiliyor. Bugün öğleden sonra çok kıymetli bilimsel çalışmaları dinliyor olacağız. Rakamlarla ifade ettiğimizde Türkiye dışında geçirilen 50 gün, lojistiği sağlanan 45 ton malzeme, her yıl hayata geçirilen 15 proje, gemi süresi 35 gün, kat edilen mesafe gemiyle 5000, ekip sayımız ortalamada 25 ve Türkiye'den tam 14.000 kilometre uzaklıktaki bir mesafeye seferlerimizi gerçekleştiriyoruz. Son olarak bizim gördüğümüz bilimsel yayınlar, akademik işbirlikleri, çalıştaylar, 1960'lardan günümüze gelmiş bilimsel yayınlar, bugün icra ettiğimiz Sayın Bakanımızla çok mutlulukla hep beraber 5. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı ve 2. Kutup Şenliğini de yarın icra ediyor olacağız. Teknofest'teki yarışmalarımız ve bu görünürlerin altında çok ciddi bir planlama mevcut sefere katılımlarla ilgili. Sefer katılımcıları, sefer programı ve görmüş olduğunuz gibi her sefer sonu bir seferin başlangıcı olarak karşımıza çıkıyor. Bu görmek istediğimiz aslında dünya ama buzdağının altında yanan bir dünya var. Bunu da artık belgesellerden ya da sadece okuduğumuz bilimsel makalelerden değil, hep beraber gördüğümüz bir durum haline gelmiş durumda. Ben başta Sayın Bakanımıza bugüne kadar verdiği tüm destekler için teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda seferlere katılan bütün bilim insanları, bu kıymetli çalışmaları için çok teşekkürler ederim. Sayın TÜBİTAK Başkanım, MAM Başkanım, kıymetli konuklar çok teşekkürler ediyorum. Sayın Özsoy, değerli bilgileri ve kıymetli sunumları için kendisine bizler de teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz şimdi de konuşmalarını yapmak üzere TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Sayın Hasan Mandal'ın kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Sayın Bakanım, değerli bilim insanları, kıymetli katılımcılar, sevgili öğrenciler ve basın mensupları.
Ben de hepinizi hem şahsım hem de kurumum TÜBİTAK adına saygı ve sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. 5. kutup çalıştayımıza hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten memnuniyet verici. Yani katılımcı profili gerçekten beni en çok heyecanlandıran. Çünkü hep bizim arzu ettiğimiz disiplinler arası ama aynı zamanda her yaş grubu. Burada bunun bir örneğini gerçekleştiriyoruz. Yani birçok disiplinden bilim insanlarımız var ve değişik yaş gruplarından ve bu etkileşimin devam edeceği, yani 5 çalıştaydır. Geçtiğimiz yıl ne yazık ki pandemiden dolayı çevrim içi gerçekleşmişti. Bu yıl fiziken bir araya geliyoruz. Yarın da bizim Gebze kampüsümüzde bunun bir şenliğe dönüştüğü, farkındalığın daha da arttığı bir etkinliğimiz olacak. Tabii bunu biz Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, sağ olsun Sayın Bakanımızın özellikle hasreten burada olması da bunun önemini gösteriyor. Yani bakanlığımızın koordinasyonuyla yürüttüğümüz bir çalışma. Bakanımızın programının ne kadar yoğun olduğunu biliyorum ama aynı zamanda böyle bir konuya bizzat fiziken çevrim içi de katılabilirdi. Bizzat geliyor olması da bu konuya ülkemizin Sanayi ve Teknoloji Bakanı açısından vermiş olduğu, ülkemiz açısından çok kıymetli. Ondan dolayı da tekrar kendilerine katılımlar için teşekkür ediyorum. Tabii biraz önce Burcu Hocamız bahsetti. Yani gerçekten konunun bilimsel boyutuyla yaklaşıma ve bugün için, yani yaşadığımız periyot ama günün özelinde bugün içinde konuyu nasıl değerlendirmemizin gerektiği. Belki birkaç yıl öncesinde biz kutup noktasına baktığımız zaman biraz daha farkındalık odaklı bir süreç görüyorduk. Yani işte nasıl uzaya bir bakışımız varsa kutup noktasına da bakışımız bir farkındalık noktasındaydı. Ama yaşamış olduğumuz süreçteki özellikle iklim değişikliğiyle beraber artık bunun bir farkındalıktan daha zor, daha çok tamamen bir zorunluluk, doğru anlaşılması ve bu kapsamda gereğinin yapılması için. 2021 yılının, yani bu yılın başındaki Dünya Ekonomik Forumu'nun küresel risk haritasına baktığımızda, olasılığının yüksek ve olduğu zamanda etkisinin yüksek olabileceği alanlar nedir diye, gelecek 10 yıl için, Türkiye için değil, tüm dünya için konuştuğumuzda, İşte şu an yaşıyor olduğumuz salgın hastalık dönemi, yani bunun ne yazık ki gelecek 10 yıl içerisinde de bu tipteki salgın hastalıklara hazırlıklı olmanın gerekliliği. Diğer taraftan en büyük etki noktası iklim değişikliği konuları, ki Türkiye bunu bu yıl çok yoğun bir şekilde yaşadı ve yaşıyor ve yaşayacak. Diğer taraftan işte çevrim içi ortamlarda, yani pandeminin getirdiği dezavantajı bir avantaj noktasında kullandığımız dijitalleşmeyle beraber siber güvenlik gibi konuların çok daha ön planda olacağı ve düzensiz göç noktası bir diğer başlık. Bunlara baktığımız zaman, yani bunların olma olasılığının oldukça yüksek ve oluştuğu zaman da yüksek bir etki bırakacak konulara, bunlar geleneksel bir bilim anlayışıyla, geleneksel bilim anlayışından kasıtla daha disipline, yani tek bir disiplinin, sosyal boyutu sınırlı, yani sadece o bilimin derinliğine inme, bilim insanlarımızın bireysel çalışmalarıyla, sosyal boyutu daha arka planda bırakma ve etkileşim ve işbirliğinin sınırlı olduğu bir yaklaşımdan, bu tipteki karmaşık, zor ve dinamik konularla uğraşabilmek için, üstesinden gelebilmek için, bunları sorun değil güçlük olarak görebilmek için, çünkü sorun negatif bir ifade, güçlük daha pozitif, yönetilebilir bir ifade. Bunun için daha yenilikçi bir bilime ihtiyaç, bilim anlayışına ihtiyaç var. Esasında kutup araştırmaları ve siz değerli bilim insanlarımızın yapmaya çalıştığı bu. Yani şu an yine öğleden sonraki oturumlarımızda bir araya gelecek fiziksel bilimler, yer bilimleri, sosyal bilimler ve canlı bilimleri, yani konunun tüm bileşenleriyle birlikte ele alınıyor olması esasında sadece bu alan için değil, birçok alan içinde örnek olabilecek bir yaklaşım. Bundan dolayı da tüm bilim insanlarımıza bu konuda katkı veren ve karşılıklı etkileşim ve sinerji için çalışan bilim insanlarımıza ve geleceğin bilim insanı olan gençlerimize, öğrencilerimize ben yürekten teşekkür ediyorum. Bu yaklaşım esasında gelecekteki, işte biraz önce bahsedilen en azından 1,5 derecede tutabilmek için oldukça kritik. 1,5 dereceyi geçmemek için, çünkü 1,5 derecenin üzerindeki
2 derece, 3 derece ve ne yazık ki 4 derece gibi kötü senaryolara baktığımız zaman şu an Burcu hocamızın biraz önce paylaşmış olduğu, o 2016'lara kadar göstermiş olduğu haritadaki resmi, yani gelecekte ne yazık ki 2050'de artık Arktik tarafında, kuzey tarafında hiç buzulları göremeyeceğimiz bir duruma ve güney tarafta da yıllık, yani kuzeyde gördüklerimizi, şu an gördüklerimizi yaşayabilecek duruma gelmemiz ne yazık ki kaçınılmaz hale geliyor. O yüzden sizlerin ortaya koyduğu hem ulusal boyuttaki etkileşim ama aynı şekilde bugün özellikle gerçekleşecek panelde uluslararası boyutuyla da bu sürecin ele alınacak olması çok çok kıymetli. Ve bu yaklaşımın diğer disiplinlere de biz de TÜBİTAK olarak yapmaya çalıştığımız kutup araştırmaları enstitümüz, yani Burcu hocamızın şu an müdürlüğünü yaptığı yaklaşımla araştırmayı yapmaktan daha çok bu konudaki bilim insanlarımız, siz değerli bilim insanlarımızla birlikte iş yapmaya doğru kendimizi dönüştürmeye çalışıyoruz. Ve vermeye çalıştığımız işte 1001 özel çağrısı, kutup çağrısı, işte bugün o araştırmalarımızın bir kısmını dinleyeceğiz. Yine öğrencilerimizin ilk kez bizim ortaokul, lise yarışmalarımız var ama kutupta özel bir kategori açtık. Yani oradaki yine arkadaşlarımızın başarılarını, yaptıkları projelerdeki dereceye giren ödüllerini alan projeleri dinliyor olacağız. Ve bu sürecin en önemli bir boyutu da her yıl gerçekleştiriyor olduğumuz seferle ilgili, 6. kez sefere çıkılacak, bununla ilgili çalışmaları, gelişmeleri duyuyor olacağız. Ve yarın da inşallah hava daha iyi müsait gözüküyor, inşallah değişmez ise, kampüsümüzde sizleri bekliyoruz. Kampüsümüzde de bu konunun tüm bileşenleriyle bu kez daha dokunarak özellikle öğrencilerimizin, gençlerimizin bu konudaki tüm paydaşların bir araya geldiği bir etkinlik olacak. Ben tekrar tüm bilim insanlarımıza, öğrencilerimize, yurt dışından çevrim içi veya buradan fiziken katılacak olan bilim insanlarımızın tümüne teşekkür ediyor. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. TÜBİTAK Başkanımız Profesör Doktor Sayın Hasan Mandal bizler de aktarımları için kendisine huzurlarınıza teşekkür ediyoruz. Kıymetli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank'ın kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Kamu ve akademi dünyamızın çok değerli temsilcileri, kutup bilimine gönül vermiş çok kıymetli araştırmacılar ve salonda görmekten gerçekten büyük memnuniyet duyduğum sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda düzenlediğimiz 5. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı vesilesiyle sizlerle bir araya gelmiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Burcu hocamız sunumunda gayet güzel bir şekilde özetledi. Kutup bölgeleri maalesef iklim değişikliğinden en fazla etkilenen alanlar. İnsanoğlu biliyorsunuz gözle görmeden bazı şeylere inanmakta direniyor, güçlük çekiyor. Ama iklim değişikliği öyle kritik bir husus ki etkilerini yaşadığımız şehirlerde görmeye başladığımızda zaten geç kalmış oluyoruz. İşte buzla kaplı kutuplar bu değişikliğin sinyalini önceden bize vererek bizlere adeta uyarıda bulunuyorlar. Tabii kutuplar iklim değişikliği özelinde değil, dünyanın geçmişine dair önemli izler de taşıyorlar. Doğal bir laboratuvar hüviyetindeki bu bölgeler dünyanın dününe de bugününe de ışık tutabiliyor. Bu sebeple neredeyse her disiplinden bilimsel araştırmalara ev sahipliği yapıyorlar. Biz de ülke olarak her alanda olduğu gibi kutup araştırmalarında da ülkemizin ön saflarda bulunmasını istiyoruz. Malumunuz 1995 yılında Antarktika Anlaşması'na danışman olmayan ülke statüsünde dahil olmuştuk. Ama son dönemde
tüm kurum ve kuruluşlarımızın desteğiyle kutup çalışmalarında önemli gelişmeler kaydettik. Hedefimiz danışman ülke statüsü kazanarak beyaz kıtanın geleceği hakkında söz sahibi olabilmek. Danışman ülke olmak için sağlanması gereken kriterlerin başında bölgenin araştırılması konusunda yapılan faaliyetler geliyor. Bunun yanında üye olunması gereken uluslararası örgütler, taraf olunması gereken protokoller de elbette söz konusu. Biz bu prosedürleri hızlıca tamamlarız. Ancak burada siz değerli kutup araştırmacılarının katkıları çok daha önemli bir pozisyonda. Çünkü bu prosedürlere ek olarak beyaz kıtada kayda değer bilimsel araştırmalar yürütülmesi danışman ülke olmanın ön koşulu olarak belirlenmiş durumda. İşte bu amaçla ilki 2017 yılında olmak üzere kıtaya 5 bilim seferi düzenledik. Tabii burada bir hususun altını da çizmemiz gerekiyor. Arkamda görüyorsunuz bu kutup çalışmaları ve kutup seferleri Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştiriliyor. Peki Cumhurbaşkanlığımız bu işe nasıl sahip çıktı? Ondan da mutlaka bahsetmemiz gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımız Şili'ye yaptığı bir ziyarette Şili Devlet Başkanı kendilerine dedi ki aslında bu bölgeler yani Antarktika bilimsel araştırmalar açısından çok değerli ve bütün ülkelerin burada varlık gösterdiği bir yer. Ama biz Türkiye'yi buralarda göremiyoruz. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız o ziyaretten sonra talimatını verdi. Biz de ülke olarak burada daha fazla bilimsel çalışma yapmak, bu alandaki araştırmacılarımızı desteklemek üzere daha fazla gayret göstermeye başladık. Dolayısıyla burada siyasetin bilimin arkasında durmasının ne kadar değerli olduğunun da en güzel örneklerinden bir tanesi bu kutup çalışmalarında gerçekleştiriliyor. Peki bu seferlere başladık, daha sonra ne yaptık? 2019 yılında geçici üssümüzü kıtada faaliyete geçirdik. Metroloji istasyonumuzun ve 3 küresel uydu konumlandırma istasyonunun kurulumunu gerçekleştirdik. Malumunuz 2020 yılında 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi pandeminin ortaya çıktığı tarihlere denk gelmişti. Ancak alınan tedbirler sayesinde sefer ekibimiz sağlıklı bir şekilde ülkemize geri dönmeyi başardılar. Pandeminin gölgesinde gerçekleştirdiğimiz 5. seferimizi ise diğer ülkeler gibi kısıtlı katılımla gerçekleştirdik. Bu seferde daha çok sahadan verilerin toplanması, ekipmanların kontrol ve bakımına odaklandık. Şu anda 2022 yılında gerçekleştirmeyi planladığımız 6. ulusal seferin hazırlıklarını sürdürüyoruz. Diğer taraftan Türk Antarktik Bilim Üssü'nün kurulmasına yönelik çalışmalarımızı da yoğun şekilde devam ettiriyoruz. Üssün konsept tasarımını tamamladık. Antarktika Anlaşması'na taraf 53 ülkenin olumlu değerlendirmesini alan kapsamlı bir çevre etki değerlendirme raporunu bu yıl içinde taraflara sunduk. Bu bilim üssü dolayısıyla hepinizin heyecanlı olduğunu hissedebiliyorum. Ben gerçekten bu manada çok heyecanlıyım. Bu kuracağımız bilim üssü yaz-kış 12 ay boyunca çalışabilecek ve 50 kişiye ev sahipliği yapabilecek şekilde planlandı. Böylece sürekli olarak beyaz kıtadan veri alıp sizlerin nitelikli araştırmalar yapmasına daha fazla imkan sağlamış olacağız. Önümüzdeki dönemde bu işi hayata geçirebilmek için biz bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah bu Türk bilim üssünü de bu kıtada kurarak bilim insanlarımıza çok değerli bir hizmeti kazandırmış olacağız. Değerli misafirler, sevgili gençler, sahadaki faaliyetlerimizin yanında projenin kurumsal bir yapıda yürütülmesini temin etmek üzere kısaca KARE dediğimiz TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nü de bu dönemde hayata geçirdik.
Kutup araştırmalarından sorumlu ulusal bir yapı olarak görev yapan KARE, Türkiye'nin bu alandaki faaliyetlerini koordine ederek kaynaklarımızın daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlıyor. KARE marifetiyle kutup araştırmaları için kritik önemi haiz birçok proje ve faaliyeti beraberce gerçekleştiriyoruz. Örneğin kutuplara seyir yapabilecek Türk bayraklı bir gemi için Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızla beraber çalışıyoruz. Yine bu alanda toplumsal farkındalığı arttırmak üzere belgeseller aracılığıyla bilgilendirme faaliyetleri yürütüyoruz. TRT'nin katkılarıyla çok güzel bir belgeseli geçen sene yayınlamıştık. O da gerçekten hem bilim çevrelerinden hem de bilime meraklı vatandaşlarımızdan çok güzel tepkiler aldı. Ben şahsen bu tip faaliyetleri de çok önemli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Çünkü kutup araştırmalarının sonuçları sadece kutup bölgelerinde olup biten olaylarla ilgili değil, değişen iklimle birlikte aynı zamanda dünyamızda nelerin olduğunu anlamak için de gerçekten çok önemli. Yine TÜBİTAK BİDEP'le birlikte lise öğrencileri kutup araştırma projeleri yarışmasını başlattık. Yarışmada dereceye giren projeleri Teknofest kapsamında kamuoyuyla buluşturduk. Tabii ben Burcu hocamıza daha önce söylemiştim. Bu lise öğrencileri yarışmalarında birinci olan gencimiz ya da gençlerimizi bizim kutuplara götürmemiz, Antarktika'ya götürmemiz lazım. İnşallah onun hazırlıklarını da yapalım. Madem bu gençlerimiz, lise öğrencilerimiz Antarktika ile ilgili proje yapmışlar, başarılı olmuşlar, o deneyimi yaşamak onların hakkıdır diye düşünüyorum. Bunun da tedbirini alalım, o gençlerimizi Antarktika'ya götürelim. Biliyorsunuz yarın Dünya Antarktika Günü. Bu kapsamda TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde ikinci kutup şenliğimizi düzenleyerek yapılan çalışmalarımızı toplumla buluşturacağız. Ben bütün okullarımızı, öğrencilerimizi ve ailelerini tabii ki yarın TÜBİTAK Gebze kampüsüne beklediğimizi de ayrıca ifade etmek istiyorum. Gelin bilimle dolu dolu bir günü bizimle beraber yaşayın diyorum. Tabii buradan bir çağrıda da hem bilim insanlarımıza hem gençlerimize bulunmak istiyorum. TÜBİTAK Gebze kampüsümüz oldukça değerli altyapılarla Türkiye'de bilim üreten bütün bilim insanlarına katkı sağlamak üzere kurulmuş bir altyapı. Ben hem buradaki gençlerimizi hem bilim insanlarımızı, hocalarımızı orada daha fazla görmek istiyorum. Lütfen burası kimin yeri diyerek değil, bu altyapı TÜBİTAK Gebze kampüsü benim yerim diyerek gelin bizleri ziyaret edin. Buradaki çalışmalarda katkı sağlayın. Oradaki altyapıları, laboratuvarları kullanın. Eğer kapıda sorun yaşarsanız Ahmet hocamız burada. Herkese telefonunu verebilirsin Ahmet hocam. Gelin gerçekten TÜBİTAK Gebze kampüsünü bilimin yaşandığı bir alana dönüştürelim. Bu manada Kocaeli'nin Türkiye'nin bilim üretmesinde çok değerli bir yeri var. Bu manada bilim insanlarımıza da bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Tabii Kutup Araştırmaları Enstitüsü sadece TÜBİTAK ve üniversitelerle değil, Türkiye'deki diğer birçok kurum ve kuruluşla da işbirliklerini yürüten bir enstitümüz. Uzay araştırmaları alanında Türkiye Uzay Ajansı'yla, deniz araştırmaları konusunda biraz önce de söyledim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'yla beraber çalışmalar yapıyoruz. Bununla birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, Aselsan, Haversan gibi ülkemizin nadide kurum ve kuruluşlarıyla da KARE işbirliğinde kutup araştırmaları yapıyoruz. Bunların yanında elbette uluslararası işbirliklerimiz de her geçen gün artıyor. 17 Kasım'da İspanya ile imzaladığımız mutabakat zaptı uluslararası işbirlikleri alanında attığımız en yeni adımlardan bir tanesi oldu. Bugün İspanyol bilim insanı
Hoza Bellure de bizlerle birlikte olacak. Kendisine bu işbirliğinin ilk adımı olarak burada bizimle beraber olduğu için de teşekkürlerimi sunuyorum. Yine Türkiye'nin aktif rol aldığı uluslararası kuruluşlar ve birliklerden de temsilciler çevrim içi sunumlarını bu çalıştayda bizimle paylaşacaklar. Onlara da katkılarından dolayı buradan şükranlarımı sunuyorum. Değerli katılımcılar, bilmenizi isterim ki tüm bu çalışmalarımızın yanında siz değerli araştırmacılarımızın proje ve faaliyetlerine de önemli destekler sağlıyoruz. Bu alandaki 30 projeye TÜBİTAK ARDEP çağrıları kapsamında bugüne kadar yaklaşık 6 milyon lira kaynak aktardık. Kutup Araştırmaları Enstitümüzde 30 farklı projenin tamamlanması için teknik destek sağladı. Bu projeler sayesinde Türk bilim insanları tarafından 80 bilimsel yayın ve 30'u lisansüstü olmak üzere 50'nin üzerinde test çalışması yapıldı. Bu desteklerimiz neticesinde ülkemizin kutuplar konusundaki yayın sayılarında gözlemlenen artışlar bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Bakınız, 1977 yılından 2017 yılına kadar 176 olan yayın sayımıza sadece son 5 senede 90 yayın daha eklendi ve toplamda 260 yayına ulaşmış olduk. Ülkemizdeki bilim, ARGE ve yenilik ekosistemine desteklerimiz elbette sadece kutup çalışmalarından ibaret değil. Kurduğumuz bilim merkezleriyle, düzenlediğimiz fuar ve yarışmalarla, sağladığımız burslarla, oluşturduğumuz yenilikçi programlarla her zaman akademimizin, bilim insanlarımızın yanındayız. İşte bugün de bu alanda yürüttüğümüz önemli bir çalışmanın neticelerini bu kürsüden sizlerle paylaşmak istiyorum. TÜBİTAK, Bilim Özel Hizmet ve Teşvik Ödüllerine ilişkin 2021 yılı değerlendirmelerini tamamladık. Bu kapsamda 3 bilim ödülü ve 14 teşvik ödülü alacak bilim insanlarını sizlere ilan etmekten, kamuoyuna ilan etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu yıl Profesör Doktor Jale Yanık temel bilimler alanında, Profesör Doktor İdil Arslan Alaton ve Profesör Doktor Mehmet Sabri Çelik de mühendislik bilimleri alanında bilim ödülü almaya hak kazandılar. Teşvik ödülü kategorisinde ise Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Selim Hanay ve Profesör Doktor Murat Kurudirek temel bilimler alanında, Doktor Öğretim Üyesi Selçuk Yerci, Doçent Doktor Hale Özgün Erşahin, Doçent Doktor Bekir Akgöz, Profesör Doktor Elif Sertel ve Doktor Arif Engin Çetin mühendislik bilimleri alanında, Doçent Doktor Elif Nur Fırat Karalar ve Doçent Doktor Nurcan Tunçbağ sağlık bilimleri alanında, Doçent Doktor Muhammed Talha Çiçek, Doçent Doktor Tilbe Göksun Yörük, Profesör Doktor Burcu Özcan, Doçent Doktor Seydi Ahmet Satıcı ve Doçent Doktor Recep Ulucak da sosyal bilimler alanında ödül almaya hak kazandı. Ben ödül alan bütün hocalarımızı buradan tekrar tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hocalarımız 28 Aralık tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek bir törenle ödüllerini bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden alacaklar. Ve tekrar söylüyorum, ben şimdiden ödül kazanan tüm bilim insanlarımızı da tebrik ediyorum. Sözlerime son verirken, her yıl düzenlenen Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı'nın 6.sına Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliği yapacağını da hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz önümüzdeki yıl Teknofest'te Karadeniz'de Samsun merkezli olarak düzenleyeceğiz. Teknofest'te başlayacak olan
Karadeniz rüzgarı inşallah bu çalıştayla da, kutup bilimleri çalıştayıyla da devam edecek. Ben bu vesileyle katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyor. Çalıştayın herkes açısından verimli geçmesini diliyorum. Kutup çalışmalarının başarılı bir şekilde yürütülmesinde emeği geçen başta TÜBİTAK ve KARE'deki çalışma arkadaşlarıma ve siz değerli araştırmacılarımıza şükranlarımı sunuyorum. Sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Teşekkürler Sayın Bakanım. Sizleri bir süre daha sahnemizde rica edeceğiz kalmanız için. Çünkü sizlere bir hediye takdimimiz olacak. Değerli konuklar, takdimleri için TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Sayın Hasan Mandal'ı sahnemize tekrar davet ediyoruz. Kendileri Sayın Bakanımıza günün anlam ve önemine istinaden bir hediye takdiminde bulunacaktır. Hoş geldiniz efendim. Evet, hediyemizi de rica ediyoruz. Hediye takdimimizden sonra da toplu bir fotoğrafımız olacak ve bu fotoğraf karesinde de Antarktika sefer katılımcıları ve değerli protokolümüzün de olmasını rica edeceğim. Hemen bu fotoğrafın sonrasında. Efendim kısa bir süre daha sizlerin sahnede kalmanızı rica edeceğim. Antarktika sefer katılımcıları ve değerli protokolümüz, sizleri de bu güzel karede görmek istiyoruz. Ve tüm katkılarınız ve çalışmalarınız için de teşekkür ediyoruz. Evet, Antarktika sefer katılımcılarımız ve değerli protokolüm, bekliyoruz sizleri. Biraz daha sahneyi ortalayabilirsek rica edeceğim. Beşinci Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı için, tüm destekleri için Antarktika Sefer katılımcılarına ve tabii ki emek veren herkese Sayın Bakanım ve Başkanım huzurunda teşekkür ediyoruz. Güzel bir alkış rica ediyoruz bu değerli karemize. Hepsine tüm çalışmalar için teşekkür ederiz. Sayın Bakanım, Sayın Başkanım, sizlere de teşekkür ediyoruz. Evet, açılış oturumumuz sona erdi. 15 dakika bir kahve molamız olacak. Ondan sonra programımızla, özel oturumumuzla tekrar sizlerle buluşacağız. 15 dakika sonra görüşmek dileğiyle.